Değerli arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle din eğitimi dersini beraber işleyeceğiz. Din eğitimi dersini biz İslam'da din eğitimi konusuyla başlatıyoruz. İslam'da din eğitimi Kur'an'ın nuzulu ile birlikte başlıyor. Nitekim Nahl suresinde şöyle bir ayet gözümüze çarpmakta. Ve bu İslam'da din eğitiminin aslında temelini oluşturan bir ayettir diyebiliyoruz. Ayet şöyle. Allah sizi analarınızın karnından, siz hiçbir şey bilmez durumdayken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Evet bu Nahl suresinin 78. ayeti. Biz bu ayetten şöyle bir mana anlıyoruz. İnsanın doğduğu andan itibaren ölümüne kadar aslında eğitime muhtaç bir varlık olduğu manası ortaya çıkıyor. Bu aslında insanın kendi dışındaki varlıklarla farkını ortaya koyan temel ontolojik e, varoluş biçimi. Nitekim hayvanlar kendi annelerinin karnından dünyaya gelir gelmez veya farklı şekillerde dünyaya gelir gelmez sanki eğitilmişler de gelmişler gibi bir durum gözüküyor. Fakat insan öyle değil. İnsan ta son nefese kadar hangi yaşta olursa olsun eğitime muhtaç olduğu niteliğiyle karşımıza çıkıyor. Hazreti Peygamber'in eğitim faaliyeti de esas itibariyle vahiy çerçevesinde insanların bilgi, duygu ve davranışlarının değiştirilmesi şeklinde olmuştur ki nübüvvet müessesesinin de aslında varoluş gerekçesi insanın eğitilmesi manasına dayanmaktadır denilebilir. İslam öncesi Arap toplumunda eğitim diye bir başlığımız var. İs İslam öncesi Arap toplumunda cahiliye adı verilen dönemin bilgi ve inanç yoksunluğundan çok ahlaki konulardaki ölçüsüzlük ve yanlışlıkların yaygınlığından dolayı bu adla anıldığı ve bu adın bir zihniyet yapısını ortaya koyduğu görülmektedir. E, Cuma suresinde bir ayet var. Şöyle diyor, o ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onları onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce ap açık bir sapıklık içinde idiler. Bu ayetten de anlaşıldığı üzere Hazreti Peygamber'in gönderildiği toplum henüz risalet müessesesiyle tanışmadan evvel ayetin söylediği üzere büyük bir cahiliye içerisinde oldukları görülüyor. Cahiliye dönemi Arap toplumundaki maddi ve manevi eksikli eksikliğe bu ayetin işaret ettiğini nitekim söyleyebiliyoruz. E, bu dönemde yazılı kültür yok veya az den yok denecek kadar az. Sözlü kültür veya diğer ismiyle şifahi kültür var. Cahiliye döneminden bahsediyoruz. Nitekim Mekke'de şiir sanatı gelişmiş. Bu şiirlerin en önde gelen örnekleri Muallakat-ı Seba'a, ah", yedi Askı dediğimiz e meşhur şiirler karşımıza çıkıyor. Bu şiirlerde veya bu şiirlere benzetilen şiirlerde mertlik, cesaret, cömertlik ve şeref temalarına yer vermesi bir takım erdemlerin cahiliye toplumunda tamamen yok olmadığını göstermektedir. Fakat çok da yaygın olduğu da söylenemez. Bu ahlaki değerlerin e, cahiliye toplumunda çok yaygın olduğu söylenemez. Bu dönemde Arap toplumunda çocuklara okuma yazma öğretilen, e, kütap adı verilen müesseseler var. Bu cahiliye dönemin belki de e, tek eğitim veren kurumudur denilebilir. Hazreti Peygamber dönemindeki eğitime baktığımız vakit Mekke ve Medine diyebileceğimiz, Mekke ve Medine dönemi diye ayırt edebileceğimiz iki dönemle karşılaşmaktayız. Hicretten önceki dönem, hicretten öncesi dönem Mekke dönemi, hicretten sonrası dönem ise Medine dönemi diye isimlendiriliyor. Hicretten önce Mekke döneminde iki Mekke döneminin en önemli kurumu Darül Erkam sahabelerin buluştuğu, Hazreti Peygamber'in inen vahyi sahabelerine bildirdiği bir ev. Erkam bin Ebul Erkam dediğimiz sahabenin evi ve burası İslam'ın aslında ilk eğitim okulu diyebiliriz. Hazreti Peygamber burada toplanan Müslümanları almış olduğu vahyi tebliğ ederek eğitimlerini gerçekleştirmiş. Nitekim Medine'ye muallim, bir öğretmen, bir üstad olarak gönderilen Musab bin Ümeyr burada yetişmiştir. Hicretten sonra Medine'de eğitimin ilk başladığı ve ilk kurulan eğitim yeri ise Mescid-i Nebevi'dir. Mescid-i Nebevi'nin kuzey tarafında bulunan ve bazı sahabelerin barındığı Suffa'da eğitim yapılan önemli yerlerin başında gelir ve hatta şöyle bir not paylaşabiliyoruz. Suffa Medine'de ilk derinlemesine ders verilen yerin ismidir. Ve bu eğitimi almış kişilere de ashaba da ashabu suffa denilmekte. Yine bu dönemde kütap adı verilen eğitim kurumları da vardır. Kütaplarda çocuklara okuma yazma, şiir, Kur'an ve temel dini bilgiler verilmiş. Hz. Ömer döneminde Kur'an ve hadis öğretiminin dışında yazı, binicilik, yüzme ve darb-ı mesel de yani atasözü öğretimi de verilmiştir diyoruz. Kitaplar daha sonraki dönemlerde mektep, Sıbyan Mektebi, Taş Mektep veya Mahalle Mektebi adlarıyla varlıklarını sürdürmüşlerdir. Evet, İslam'da medrese öncesi eğitim çalışmaları var. Yani aslında medrese öncesi eğitim çalışmaları Hazreti Peygamber dönemi ve sonraki döneme de tekabül etmekte. Fakat daha sonra Medrese merkezinde ortaya çıkmış bir eğitim modeli de İslam'da Müslümanlar arasında ortaya çıkmış. E, Arapça grame gramerinin tespiti Emeviler döneminde Ebu Esvet Eddueli ve daha sonra Sibevey tarafından gerçekleşmiştir. Nitekim medrese dediğimiz vakit aslında Arapça grameri akla gelir. Çünkü Kur'an Arapça indirilmiş ve Kur'an'ın anlaşılması için Arapça eğitimin İslam'da ve Müslümanlar arasında çok önemli bir yeri vardır. İslam dünyasında medreselerin kurulduğu döneme kadar eğitim örgün değil, daha çok mescit ya da cami merkezli olmak üzere yaygın eğitim niteliğinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde ilim tahsili, bu dönemden kastımız Emevi ve Abbasiler, bu dönemde ilim tahsili ve özellikle hadis öğrenmek için uzak diyarlara yapılan seyahatler, Rihle adı altında bir gelenek oluşturmuştur. Mali işleri yürütmek üzere kurulan divanda kayıtlar Emevi Halifesi Abdülmelik bin Mervan devrine kadar Rumca ve Farsça tutulmuştur. Bu şunu gösteriyor. İslam e, Müslümanlar e, Arapça dışında farklı dillerin de aslında kendi işlerinde kullanılmak üzere e, öğrenilmesine müsaade etmişlerdir. Müslümanların gayrimüslimlerden aldıkları ilk eğitim transferi tababet ilmidir. Yani tıp ilmidir. Bu transfer Halife Mansur'un hastalığının tedavisi için Cündişapur'dan getirilen Cercis bin Cebrail Buhtişu vasıtasıyla olmuştur. Abbasiler döneminde Huneyn bin İshak tarafından göz hastalıkları ile ilgili eserler yazılmış. Yine bu dönemde eczacılık alanında ilk eserler Cabir bin Hayyan tarafından yazılmıştır. Felsefe ve fen bilimlerine dair eserler Müslümanlar tarafından tercüme edilmiş ve yerine yeni bilgiler katılarak ve yorumlanarak eserler verilmeye başlanmıştır. Bu alanda Farabi, Kindi ve İbn Sina ünlü isimlerdendir. İslam dünyasında ilk akademi denilecek yer Abbasiler döneminde kurulmuş olan Beytül Hikmedir. Burası felsefe, tıp, matematik, fen ilimleri ve edebiyat alanında kaleme alınmış olan eserlerin Arapçaya tercüme edildiği Kütüphane ve rasathaneden oluşan bir merkezdir. Çeşitli biçimlerde elde edilen farklı kültürlere ait eserler Beytül Hikme'nin ilk nüvesi olduğu anlaşılan ve bir saray kütüphanesi olan Hazinetül Hikme'de muhafaza edilmiş ve Beytül Hikme'nin esas geliştiği dönem ise Halife Memun devridir. Medreselerin kurulmasından sonra eğitim çalışmaları İslam dünyasında yer yer ortaya çıkmış. Medrese kelime olarak Ders okutulan yer anlamına geliyor. Medreseler 11. asırdan itibaren kurulmaya ve gelişmeye başlamışlar. İlk medrese 1067 yılında Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk tarafından kurulan Nizamiye Medresesi'dir. Medreselerin kurulmasıyla birlikte örgün ve yaygın eğitim belirli bir şekilde ayrışmıştır. Medreselerin kurulmasını zemin hazırlayan bir takım nedenler var ve bu nedenleri şöyle sıralayabiliyoruz. Mescitlerde ve camilerde yapılan dersler esnasında ibadet eden insanların rahatsız olmaları, öğrenci sayılarının artması, camilerin dersler için yetersiz kalmasıyla beraber öğrencilerin barınma, beslenme ve temizlik ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılanması ihtiyacının oluşması, itikadi görüşlerin savunulması, yanlış düşünce akımlarının ilmi yolu ile engellenmeye çalışılması, şii ve batini düşüncelerin önünü kesmek bu anlamda, ve yönetim ve yargı işlerinde görev alacak eğitimli personele duyulan ihtiyacın artması, işte burada sıralanan gerekçelerden dolayı İslam dünyasında eğitimin yeri ilk başlarda camiler iken, daha sonra sadece eğitim vermeye mahsus bir takım binalar oluşturuldu, inşa edildi ve ilk medrese geleneği böylelikle başlamış oldu. Orta Doğu'ya baktığımız vakit medreseler Selahattin Eyyubi ve Nurettin Zengi zamanında gelişme kaydetmiştir. Evet medreselerde bir takım öğretim usulü takip edilmiş. Medrese eğitiminin en önemli amaçlarından biri insanları dini konularda aydınlatacak ve onlara rehberlik edecek imam, vaiz ve müfti gibi din görevlilerinin yetiştirilmesi ve bununla birlikte yönetim ve yargı hizmetlerini yerine getirecek kimselerin yetiştirilmesi olmuştur. Medresedeki öğretim programlarında yer alan ilimler genel olarak makasıt veya nakli ilimler olarak sınıflandırılabilmiş. Makasıt ya da nakli ilimler asıl öğretimi hedeflenen ve kaynağı vahye dayalı olan tefsir, hadis, fıkıh gibi ilimlerdir. Alet ya da akli ilimler ise makasıt ilimlerin öğrenilebilmesi ve anlaşılabilmesi için gerekli olan Arapça mantık gibi ilimlerdir. Bunların hepsi sonuçta Kur'an'ın anlaşılması içindir. Yani nihayette şöyle diyoruz. İslam'da medrese geleneği akli ve nakli ilimler diye ikiye ayrılıyor. Nakli ilimler kısaca özetleyecek olursak Kur'an ve hadistir. Yani bize intikal eden, bize ulaşan bilgiler. Bu bilgileri anlayabilmemiz için de bize alet, vasıta ilimleri gerekmekte. İki İslam'da iki önemli vasıta ilmi, iki önemli alet ilmi vardır. En önemlisi Arapça ve diğer diğer önemli sayabileceğimiz mantık ilmi. Medreselerde ilk dönemlerden itibaren ders işlenme usulü müderrisin ders anlatması esasına dayanmaktadır. Buna takrir geleneği denmekte bununla birlikte ezber, imla, soru-cevap ve tartışma usullerine de yer verilmiştir. Evet Osmanlı medreseleri yine İslam'da din eğitimi konusu işlendiği vakit es geçilmemesi gereken önemli bir konu. İlk Osmanlı medresesi İznik'te kurulmuş. Fatih döneminden itibaren Osmanlılarda medrese tesis faaliyetleri yeni bir hız kazanmış ve Sahni Seman adı ile dönemin en büyük medreseleri inşa edilmiştir. Yüksek tahsil için kurulan 8 medresenin yanı sıra bunlara talebe yetiştirecek ayrıca 8 medrese daha kurulmuştur. Buna Musilay, Sahn veya Tetinme medreseleri diyorlar. Osmanlılar'da medreselerin ve dersleri okutan müderrislerin merkezde bağlı oldukları kurum Şeyhülislamlık kurumudur. Buna literatürde Meşihat, Daire-i Meşihat denmekte. Medrese mezunlarının en önemli görev alanlarının bir diğeri ise kadılıktır. Medreseden mezun olan talebeler matlah adı verilen deftere isimleri kaydedilir. Ve atanmak için sıra beklerlerdi. Mülazemet verilen bu usule göre bekledikleri süre boyunca görevleriyle ilgili staj yapıyorlardı. Yani atanmak için sıra beklemeye e, kısacası mülazemet denmekte. Medresede ders okutmakla görevli olan hocaya Osmanlılar'da müderris denmekte. Müderrisin okuttuğu dersi tekrarlayan görevliye, ...Mu'id ismi verilmekte. Bu günümüzde aslında asistanın karşılığıdır. Medrese talebeleri arasında belirli öğrenim basamaklarını geçmiş, yetişmiş. Talebe anlamında ise danışment ismi kullanılmakta veya diğer ismiyle suhte tabiri kullanılmış. Bu yine günümüzde öğretim görevlisi ismine denk düşmekte. Medresede öğrenim gören öğrencilere, talebe-i ulum, halkada, halkada açık olan dersleri veren görevliye ise... Dersi Am adı verilmiştir. Osmanlı medreseleri 16. asırdan itibaren bozulmaya başlamış. Bozulmadan kasıt Osmanlı İslam dünyasında bilimsel verimlilikteki azalma ve dünyada meydana gelen gelişmeler karşısındaki yetersizliktir. Ve Tanzimat döneminde yine din eğitim çalışmaları göze çarpmakta. Yani Osmanlı'daki din eğitimi söz mevzu bahis edilecekse eğer Tanzimat önemli bir kırılma noktası. 1839 yılında Tanzimat Fermanı'nın ilanından 2. Abdülhamid'in tahta geçtiği 1876 yılına kadar geçen 37 yıllık zamanı kapsayan Tanzimat dönemi diğer alanlarda olduğu gibi din eğitimi tarihi açısından da önemli bir dönüm noktasıdır. Bu dönemde medrese eğitim tarzı bir yana bırakılıp yeni bir eğitim sistemi kurulmuştur. Yeni açılan mekteplerde din ilimleri azalmış, diğer derslerde diğer derslere ayrılan süre daha çok artmıştır. Medreselerin idaresinde aynı zamanda dini temsil makamı olan Şeyhülislamlık söz sahibi iken yeni mektepler Maarif Nezareti'ne bağlanmıştır. Tanzimat döneminde bir yandan yeni eğitim sistemi kurulurken bir taraftan da geleneksel eğitim kurumları olan medreseler varlıklarını sürdürmüşlerdir. Örgün eğitim kurumları olan mektep ve medreselerin yanında özellikle camilerde vaaz ve hutbeler aracılığıyla yapılan yaygın din eğitimi faaliyetleri Osmanlı'da devam etmiştir. Mesleki yeterliliğe sahip olması gereken imam ve hatiplere resmi olarak atandıklarına dair belge belge verilmiş, bir yeterlilik beratı verilmiş. İlk defa 1870 yılında hazırlanan Tevcihi Cihad Nizamnamesi ile bu görevlere atanacakların esasları için belirli kurallar getirilmiştir. Evet medreseler ve din eğitimi anlamında önemli Osmanlı'da önemli tarihler var ve bunları zikretmekte fayda görüyoruz. İkinci meşrutiyet döneminde medreselerin ıslahı konusunda dört çalışma yapılmış. 27 Şubat 1910 tarihinde hazırlanan Medaris-i İlmiye Nizamnamesi var. Bu Bununla birlikte e, medreselerin ıslahı noktasında bir takım çarelere başvurulmuş. 30 Eylül 1914 tarihinde hazırlanan Islah-ı Medaris Nizamnamesi yine e, Medaris-i İlmiye Nizamnamesini takip eden ikinci önemli ıslah programı. Bu en kapsamlı medreselerle ilgili en kapsamlı düzenlemeyi barındırıyor. E ıslahı medaris nizamnamesi 30 Eylül'de 30 Eylül 1914 tarihinde hazırlanan e, bu nizamname yine diyeceğimiz üzere med medreselerle ilgili en kapsamlı düzenleme. 1914 yılında düzen e, yılındaki düzenleme ile İstanbul'daki medreselerden bir kısmı Darül Hilafetül Aliye Medresesi adıyla tek çatı altında birleştirilmiş. 1915 yılında Medresetül mütehassisin adıyla uzmanlık eğitiminin yapıldığı iki yıl süreli bir kurum Osmanlılar'da açılmış. Evet yine tarihlerden devam ediyoruz. Osmanlılar'da 1912'de e, vaiz yetiştirilmek üzere Medresetül Vaiz'in denilen bir eğitim kurumu açılıyor. E, 1913'te hemen bir sene sonrasında ise İmam Hatip Liselerinin atası varsayacağımız Medresetül Eimmetü Vel Huteba ismiyle yine bir eğitim kurumu açılıyor. 1919'da bu okullar kapatılıp yani Medresetül Vaiz'in ve Medresetül Eimmetül ve Huteba adıyla açılan bu iki kurum kapatılıp Medresetül İrşad adıyla birleşir, birleştiriliyor. 3 Mart 1924'te Tevhidi Tedrisat Kanunu ile İlahiyat Fakülteleri ve İmam Hatip Okulları yeniden açılıyor. Çünkü Cumhuriyetle birlikte geçici süreliğine bu kurumlar kapatılıyor. Tevhidi Tedrisat Kanunu var çünkü. Ee, öğrenci yetersizliği yüzünden kapatılan e, bu kurumlar yani İmam Hatip okulları 1930'da kapatılıyor. Nitekim e, öğrenci yetersizliğinden dolayı kapatılıyor ve 1951 yılında yeniden 4 yıllık eğitim vermek üzere açılıyor. Ki 1951 yılı e, Adnan Menderes hükümeti dönemine tekabül etmekte. 1955'te İmam Hatip okulları 8 yıl olmuş yani e, İmam Hatip okullarında ortaokul kısmı açılmış. 1974'te ise meslek lisesi statüsüne girmiştir İmam Hatipler. Ve ilk Anadolu İmam Hatip Lisesi 1985'te Beykoz'da açılmış. 1997 yılında zorunlu eğitim 8 yıl olunca İmam Hatip'in ortaokul kısmı kayıt yapamaz hale gelmiştir. Yine tarihlerden devam ediyoruz. 1900 yılında Osmanlılar'da Darülfünun'da da Darülfünun adıyla günümüz ilahiyat fakültelerinin başlangıcı sayılan 4 yıllık Ulumu Aliye Diniye Şubesi kuruluyor. 1915'te medrese ıslah çalışmaları sebebiyle kapatılıyor. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte 1924'te ise ilahiyat fakülteleri yeniden açılıyor. İmam Hatipler gibi öğrenci problemi yaşayan ilahiyat fakülteleri ikinci kez 1949 yılında Ankara Üniversitesi bünyesinde kuruluyor. 1971 yılında Erzurum'da İslami İlimler Fakültesi açılıyor. 1990 yılında 2 yıllık ilahiyat meslek yüksek okulları açılmış. Fakat 97'de bu bölümler Anadolu Üniversitesi'ne bağlı bir şekilde açık öğretim fakültesinde uzaktan eğitim şekliyle yeniden hizmete sokulmuş. 1997 yılında ilahiyat lisans ve ilk öğretim din kültürü ahlak bilgisi öğretmenliği olarak eğitim, fakülteleri eğitim fakültelerine bağlanacak şekilde ikiye ayrılıyor. Din, kültür ve ahlak bilgisi öğretmenliği 2006'da yani eğitim fakültesine bağlanıyor. 2012 ve 2013 yıllarında ise tekrardan ilahiyat fakültelerine bağlanmış oluyor. Böylelikle arkadaşlar din eğitimimizin ilk kısmının sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde din eğitiminin bilimselleşme sürecini beraber işleyeceğiz. Görüşmek üzere.